zenginlikler arkeolojik çalışmalarla gün ışığına çıkıyor. Muğla'da Stratonikya antik kentindeki çalışmalarda antik dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden Musa heykeli bulundu. Heykel Helenistik dönemden günümüze ulaşan tek orijinal örnek olma özelliği taşıyor. Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Dünyanın en büyük mermer kenti olma özelliğine sahip. Antik dönemden günümüze çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikya antik kenti, gladyatörler şehri olarak da biliniyor. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki antik kentte sürdürülen kazı çalışmalarından bir tarihi keşif daha yapıldı. Antik dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden Musa heykeli bulundu. Anadolu'da mesela Perge'de, Rodos'ta, diğer alanlarda hep bunun Roma dönemi kopyaları bulunuyordu. Biz ilk defa bu eserin bir Helenistik döneme ait bir kopyasında bulduk. Antik dönemde Muza heykeli yapan o meşhur o Fleskos'un eseriyle aynı tipte bulduk. Ve büyük ihtimalle bu bize bu bölgede çalışmış olma ihtimalini de gösteriyor. Çünkü şu ana kadar o döneme ait en eski eser şu an bizde. Roma hamam yapısında kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları eksik durumda. 2175 yıl öncesine tarihlenen heykel, Helenistik dönemden günümüze ulaşan tek orijinal örnek olma özelliği taşıyor. Stratonikya antik kentinde ilham perilerine ait Musa heykellerinden toplamda 9 adet olduğu tahmin ediliyor. Bu heykellerden dans eden Musa heykeli çıkarıldı. Amaç devam eden kazı çalışmalarıyla alandaki diğer heykellere de ulaşabilmek. Antik kentteki yeni keşiflerin turizme de ivme kazandırması bekleniyor. Sadece bence bu eser olsa, koca bir salonun ortasında bunu koysak ve sadece bu salona ayrı bir girişle ziyaret edilse öylesine önemli bir eser. Yani şimdi bunun bir benzeri var mı dediğinizde bir benzeri yok. O açıdan tek ve önemli. Sadece insanlar ben dünyanın her yerinde bu eseri görmeye gelecekler. Eser belgeleme işlemlerinin ardından Muğla Müzesi'nde sergilenecek.